Bu akşam yurt dışından misafirlerimiz var. Kendilerini dilerseniz sizlere tanıtayım kısaca. Kendileri Masonlar. Amerika'dan ve değişik ülkelerden geldiler. İskoçya'dan. Sol baştan başlamak üzere Timothy Hogan kendisi. Daha sonra yanında oturan kişi James Kinslow. Ve onun yanında da David Sahyun. Kendileri 32 ve 33. dereceden Masonlar. Nasıl devam edelim hocam? Hocam sen misafirlerini getirmiş olman heyecan içinde sen gördüğün kadar. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, lütfettiniz. Evet. Thank you. Çok teşekkür ederim. Very happy to be here. Biz sizlerin Türkiye'de misafirimiz olarak bulunmanızdan çok memnunuz. İnşallah sizi de en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Bu arada sizin tabii barış dini olan, sevgi dini olan İslamiyet'i yakından görmeniz, tanımanız, Müslümanların hayatını yakından temaşa etmeniz sizde pratik bilgi olarak çok önemli olduğu için, çok faydası olacağı için de ayrıca bir önem var. Hepimizin istediği özgür, demokratik, sevgi dolu, baskıdan uzak, savaştan uzak, kardeşlik içerisinde güzel bir dünya. Evet, dünya kavgalardan, savaştan, acılardan, krizlerden bıktı artık. Bundan sonra dünyanın kardeş olması devri geldi. İnşallah tek Allah inancı etrafında, İslam inancı etrafındaki bizim inancımıza göre inşallah öyle olacak. Hazreti İsa'nın da inişiyle, Mehdi'nin çıkışıyla muhteşem bir dünya kardeşliği oluşacak ve her devlet kendi içerisinde bağımsız olacak. Müstakil cumhuriyetler olarak ama savaşsız, hür, hatta sınırları da açılmış, pasaportların olmadığı, vizelerin olmadığı güzel, neşeli bir dünya, çocukların, insanların coşkuyla, sevinçle yaşadığı bir dünya haline getireceğiz inşallah dünyayı. Biz inancımıza göre İncil'de de geçen su testisi taşıyan, yani kova burcundan olan kişinin, yani Mehdi'nin çıktığına inanıyoruz. Tevrat'ta da ismi geçen Kral Mesih'in, ki Tevrat'ta çok uzun ve çok kapsamlı olarak tarif edilmiştir Kral Mesih'in gelişi. Barış getirecek olan Mesih'in, dünya hakim olan Mesih'in zuhur ettiğine inanıyoruz. Aynı şekilde İsa Mesih'in de Allah katından yeryüzüne indiğine ve şu an insanların arasında olduğuna inanıyoruz. Shiloh olarak geçer Mesih. The King Messiah is mentioned as Shiloh. Shiloh, evet. Tevrat'ın birçok bölümünde mesela Davutoğlu Hazreti yani Davutoğlu Kral Mesih son jübilede gelecek diyor mesela Talmud'da. Yine Maimonides Mishnah Torah bölümünde Mesih Hazreti Mehdi yani büyük şöhret kazanacak ve onun ünü diğer millet arasında Kral Süleyman'dan daha fazla olacak diyor. Mesela Yeşaya bölümünde 53:3'te insanlarca hor görüleceği, yapayalnız bırakılacağı, acılar çekeceği, hastalığı yakından tanıyacağı, insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüleceği ve ona değer verilmeyeceği belirtiliyor ilk çıktığında. Bağırıp çağırmayacak diyor mesela, sokakta sesini yükseltmeyecek. Mesela yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu ve cesaretini yitirmeyecek diyor Yeşaya 42:4. Evet. Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki bir kök gibi büyüdü diyor mesela Yeşaya 53:2'de. Yine Yeşaya 52:7'de o müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Bu Tevrat'ta belirtilen, İncil'de belirtilen, Kur'an'da işaret edilen, hadislerde de açıkça belirtilen dünyanın son zamanlarında Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İsa Mesih'in inişi devrinin şu an içindeyiz. Ben Masonluğun da bu konuda çok büyük görevler alacağını, çok faydalı işler yapacağına inanıyorum. Yani dünya kardeşliğini, dünyadaki sevginin oluşmasını dünya tarihinde ilk defa bütün dünyayı kaplayacak şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben bir yönüyle bir kol olarak, yani ayrı bir kol olarak Masonların da çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. It's very important to us that we do build a world of peace
and that we help to establish the a kingdom of a peace and acceptance where Jews and Christians and Muslims can live together in peace and can be expressions of Allah and expressions from their heart. Evet, peygamberimiz hadislerinde de Mehdi devrinde Hristiyanların, Musevilerin ve Müslümanların bereket, barış ve huzur içinde yaşayacağı çok kapsamlı anlatılmıştır. Yani çünkü bizim özlediğimiz Türkistan Birliği'nde İsrail bağımsız bir devlet olarak, hür bir devlet olarak özgür ve güvenlik içinde yaşayacaktır. Filistin özgür bir devlet olarak, hür olarak, güçlü ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Ürdün, bütün Türk devletleri, bütün bölge, hatta Rusya'da dahil anarşiden, terörden uzak olarak adeta bir bayram, sevinç havası içerisinde mutlu olarak yaşayacaklardır. Evet. Dünyada gereksiz bir gerilim ve kavga var. Yani dünya çok uçsuz bucaksız, topraklar çok geniş, çok bereketli. Fakat kazancın, imkanların neredeyse yarısından çoğu silaha gidiyor. Bu Mehdi devrinde ve Hazreti İsa'nın devrinde tamamen ortadan kalkacak. Artık silaha para yatırılmayacak. Artık silaha yatırılan para fakirlerin ve ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarında kullanılacak. Bunu hadislerde görüyoruz. Yeah, it's, and to us it's very important that the widows and the orphans are protected and that the ultimately the weapons get converted into things that can help people and build society rather than destroying it. Yeah, absolutely. As a Christian, the Holy Bible teaches that when Christ returns and establishes God's kingdom on earth, the lion will lay down with the lamb, and men will study war no more, and men will beat their swords into plowshares, and this is what we seek. And unfortunately, there are people who believe that great war must take place for this to happen. But there are many in Christianity who do not believe this. And we need peace now, brotherhood now. And Freemasonry also supports that. Okay. Evet, Kur'an'da İsa Mesih'in döneceğine dair 3 tane Kur'an ayeti var. Allah Kur'an'da o kıyamet için bir alamettir diyor. Çok açık Kur'an ayeti. Dönüşü yani, insanın dönüşü kıyamet için bir alamettir diyor. Hristiyan ve Musevilerden ölmeden önce sana inanmayacak hiç kimse yoktur diyor. Herkes iman edecek diyor Allah Kur'an'da. Herkes iman edecek diyor. Diğer ayette de seni sevenleri diyor ki Müslümanlar çok seviyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Çünkü bizim de peygamberimiz. Hristiyanlar da çok seviyorlar. Ve dünyadaki diğer insanları hepsi sevecekler. Bak seni sevenleri kıyamete kadar dünyaya hakim edeceğim diyor Allah. Yani dünyanın son zamanlarında bütün dünyada Allah'ın hakimiyeti olacağını Kur'an belirtiyor. Ama biz şu an Mehdiyet aşamasındayız. Hazreti İsa'nın inişi ikinci aşamadır. Mehdiyet aşamasında Hristiyanlar istedikleri gibi dinlerini yaşayacaklar. Museviler istediği gibi dinini yaşayacaklar. Müslümanlar da istediği gibi dinini yaşayacaklar. Dinsizler de kendi inançlarında hür olacaklar. Mehdiyet aşamasında bu böyledir. Evet. Mesela Yeşaya bölümünde 11'e 2'de Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu Mehdi'nin üzerinde olacak. Yani Kral Mesih'in üzerinde olacak diyor Yeşaya 11'e 2'de. Şimdi biz bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde ilk aşamayı göreceğiz. Yani Mehdi'nin zuhur etmesi aşamasını göreceğiz. Mehdi'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çıkışı için zemin ve ortam hazırlayacak. Tevrat'ın orijinali bulunacak. Ve İncil'in de orijinali bulunacak. Onların yeri şu an belli. Yani Tevrat ve İncil'in orijinalleri. Hazreti Musa'nın kutsal sandığı, o da şu an bir yerde saklanıyor. O da bulunacak. İçindeki kutsal emanetlerle birlikte. İçinde de çok fazla sayıda kutsal emanet var sandığın. Bunun bulunuşuyla insanlar çok ciddi bir manevi şok yaşayacaklar. Bunun bulunuşunda görevli olan Hazreti Mehdi'dir. Yani Müslüman inancına göre, bizim inancımıza göre
Mehdi'nin özel görevidir bu. Yani Tevrat ve İncil'in orijinalinin bulunması ve Hazreti Musa'nın o kutsal sandığı tabutun bulunması Mehdi'nin görevidir. Önümüzdeki zaman içerisinde bunun müjdesini alacaksınız. Onun arkasından Hazreti Süleyman'ın mescidinin yapılması var. Bu da dünyada çok büyük şok etkisi meydana getirecek inşallah. Yine aynı şekilde Hazreti İbrahim'in mezarının yanında Hazreti İbrahim'in camisi yapılacak, mescidi yapılacak inşallah. Ve Kudüs imar edilecek. Kudüs çok tahrip edildi. Yeniden imar edilip eski orijinal güzel haline getirilecek inşallah. Mehdi'nin varlığından bütün dünya memnun olacak. Ama bizim inancımıza göre Hazreti İsa Aleyhisselam geldiğinde Mehdi ile beraber camide birlikte namaz kılacaklar. Hatta Mehdi kabul etmiyor namaz kılmayı, yani imamlığa geçmeyi kabul etmiyor. Hazreti İsa Mesih sırtından iterek, iki eline iterek onu imamlığa geçirecek. Hazreti İsa Aleyhisselam birçok mucize göstertecek geldiği vakit. Mesela kuş biçiminde balçıktan, çamurdan bir şey yapacak, üflediğinde uçtuğunu görecek insanlar. İkincisi 3 veya 4 günlük veya bir haftalık ölmüş bir ölüyü, yani morgdaki bir ölüyü kaldıracak Allah'ın izniyle. Ama kemikleri dağılmış değil. Yani 3 veya bir haftalık ölmüş bir ölüyü. Anneden doğma gözü kör olan bir insan, aileler getirecekler. Yani normal kör olan gözü, elini sürdüğünde gözü o anda açılacak. Bunu da görecek insanlar. Cilt hastalığı olan, beras hastalığı olan da yine elini sürdüğünde kısa sürede iyileşecek. Onu da göreceksiniz. Bunlar İsa olduğunu anlaması için insanların. Yoksa yüzünden anlaşılır zaten. Yani yüzünden, uslubundan anlaşılır, kıyafetinden anlaşılır. Kızıl saçlı, sarışın ve kızıl saçlı, küçük burunlu, lacivert gözlüdür İsa Aleyhisselam. Orta boyludur, geniş omuzlu, atletiktir vücudu. Çillidir burnu. Ayakları, elleri de çilli, ayakları da çilli. Evet. Ama keskin ve çok akıllı bakışlarını anlayacaklar. Konuşurken, uslubunda, tavrında, yani insanların yaptığı tarzda bir hata asla yapmaz. Yani İsa Mesih olduğunda tereddüt olmayacak insanlarda. Hazreti Mehdi ile birlikte namaz kılıp ikisi birlikte dünyayı yönetecekler. Peygamberimiz o Hazreti Mehdi'nin yardımcısı olacağını belirtiyor Hazreti İsa Aleyhisselam için. O devirde dünyada tek din İslam dini olacak. Ama zorlama değil, baskıyla değil. Severek, aşkla, istekle insanlar bunu kabul edecekler. İsa'ya inanmayacak dünyada hiç kimse kalmayacak. Yani peygamber olduğuna inanmayan. Yani kutuplara kadar yayılacak. Kıyametin yakın olduğu doğru. Kıyamet gerçekten yakın. Biz de son dönemindeyiz. Onun için masonların da, tapınak şövalyelerinin de bu konudaki tarihi görevlerini yapma zamanı geldi. Yani bu yüzyılın bitişinden sonra 2120 gibi kıyameti bekliyoruz. Yani sözüme inanmayanlar bir granit kaya üstüne 2120 yazsınlar. Altına da kıyamet yazsınlar. 2121'de o yazıyı görmeyecekler. Tekrar eden ikiler çok önemlidir. Yani 2120, 2012, 22 tekrar eden ikiler. Kur'an'da da bu çok dikkat çekilmiş bir konudur. Just like there are 22 letters in the Hebrew alphabet. Bu da çok manidar. Yani özetle dünyadan korku, insanların birbirinden korkması kalkacak. Hürriyet en son safhada olacak. Neşe ve sevinç gelecek. Her gün bayram günü gibi olacak. Kavgalar son bulacak. Savaşlar son bulacak. Bütün silahlar kalkacak. Silahlar eritilip sanayide kullanılacak. Mutlu ve güzel bir dünya olacak. Bağnazlık, tutuculuk ve gericilik yeryüzünden tamamen yok olacak. Ve Darwinizm, materyalizm. Siz hiç konuşmadınız mı? Yes. What comes to mind is I have a very dear friend and a great teacher who just passed. And he always says, if you are not at peace with yourself, you're at war with the world. From the perspective that Islam or a Muslim is someone who has surrendered to God as Templars and as Masons, I want to add that when we come together as Muslim, as Templars, as Christian, as Jews, as brothers, we form a bridge that's going to clear the misunderstanding. And by doing that, showing that working with God, working as a fraternity that obeys God, obeys God's love and nature, we are also Muslims.
Ben Masonların ve Tapınak Şövalyelerinin Hazreti İsa'nın inişinde, dünyanın Hazreti İsa'nın inişine hazırlıkta çok büyük görevler yükleneceklerine inanıyorum. Özellikle kutsal sandığın bulunmasından sonra Masonların çok büyük bir coşku yaşayacağını, Tapınak Şövalyelerinin çok büyük bir coşku yaşayacağını, İslam'a karşı derin bir sevgi duyacaklarına inanıyorum. Maşallah, maşallah. İnşallah daha çok daha güzel olacak, daha iyi olacak. Ben sizin iyi niyetinize inanıyorum inşallah. Allah'ın birliğine inandığınıza da inanıyorum. O benim şevkimi artırıyor. We hope to, just as when Jesus, peace be upon him, comes back and restores sight to the blind, we hope to symbolically work to restore sight to the blind today by helping people see God all around them. Maşallah, manevi körlükten. Maşallah. Evet. Darwinizmi, materyalizmi, totaliter sistemleri, komünizmi, faşizmi ve gericiliği yeryüzünden inşallah kaldıracağız. 2012'den itibaren dünyada çok sarsıcı, hayret verici gelişmeler olacak inşallah. Bunu evet. Göreceğiz birlikte. Yani İsa'nın gelişinin alametleri de bir hayli çoğalacak. Yani insanlar olayın ciddiyetini bütün açıklığıyla görecekler. Evet, çünkü şu an Deccaliyet dünyada Müslümanlarla Musevileri ve Hristiyanları savaştırmak istiyor. Biz de Mehdi taraftarları olarak, Mehdi talebeleri olarak var gücümüzle bu oyunu bozmaya çalışıyoruz ki bozduk ve böyle bir savaşa müsaade etmeyeceğiz inşallah. Aynı zamanda Mesih İsa'nın da talebeleriyiz. Sadece Mehdi'nin talebesi değiliz. Aynı zamanda İsa Mesih'in de talebeleriyiz. Allah bütün dünyayı inandıracak şekilde delillerini sunacak. Yani insanlarda tereddüt kalmayacak. Yani acaba diyen olmayacak. Well, when true light is revealed, you can't deny it. Evet, çünkü dürüst, sıcak, samimi, çok güzel bir dünya olacak. İnsanlar neden bunu daha önceden yapmadık diye kendilerine şaşıracaklar. We think it's important, especially as Templars, that we look to Jesus as an example of how we live our lives. And so it's important to us that we don't just rely on Jesus, peace be upon him, to do everything for us, but we have to step up and become leaders like Jesus wants us to. İnşallah. Luka İncil'de 9-11. Havariler ona, İsa Mesih'e, nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa Mesih, bakın dedi, kente girdiğinizde, büyük şehre girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin. Buradaki su testisi taşıyan kişi Mehdi'dir. Öğrencilerden ikisini şu sözleriyle önden gönderdi. Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Markos 13. Burada yine Markos 13'te de bahsedilen Kova burcundan olan Mehdi'dir. Yes. Evet. We agree. We're going into this age of Aquarius right now. Hazreti Yusuf da kuyunun içindeyken Kur'an ayetinde Hazreti Yusuf'u bir kovayla kurtarıyorlar. Yani kova aşağı iniyor. Hazreti Yusuf o kovanın içinde yukarıya alınıyor. Yani kurtarıcı olduğu, kovanın kurtarıcı olduğu, yani Mehdiyet'in kurtarıcı olduğuna Kur'an'da işaret ediyor ki kova burcuna ayrıca işaret etmiş. Alenen kelime kova olarak geçiyor zaten Kur'an'da da. Yusuf'u kurtaran oluyor, evet. Yani kovayla Yusuf aynı olduğu anlaşılıyor. Yani Hazreti Yusuf Mehdi'yi orada sembolize ediyor. Fakat kova çağında, kova burcunda olduğu anlaşılıyor Mehdi'nin de. Kur'an'daki yine Hızır kıssasında da balığın suda kaçtığı, suda aniden kaybolduğu belirtiliyor. Bu da balık burcunun, balık çağının bittiğine işaret ediyor. Evet. Yes. I would like to add that the era of the Pisces with Jesus was born into had showed opposition a lot, and we're coming at an age of the Aquarius where opposition is becoming unity. We are seeing that our differences are really should be uniting us instead of dividing us. We are like a piece of puzzle
unless we have different pieces that fit together, we won't see the truth. Evet. Masonluktaki semboller yavaş yavaş çözülüyor, görüyorsunuz. Evet. Bir günde masonik sembolleri birlikte bir düşünelim. Evet, buyurun. I would like to say, you build a building one step at a time. You use the tools to build it one step at a time. So, until it's all complete, then you won't see all the symbols. I think işte çözebildiğimiz kadarını çözüyoruz. Sure. I think it's important to realize also, just to reiterate, that Freemasonry does teach that a Christian can serve God according to his conscience, and a Jew can serve God according to his conscience, and a Muslim can serve God according to his conscience, and come together in unity within the lodge and agree to live peacefully and joyfully with love and charity and kindness and gentleness and compassion, and that the one true God, I believe as a Christian, will bring his kingdom about in the last days, and that will be comprised of many people from very many different groups. Evet, Hazreti İsa geldiğinde de zaten dünyadaki bütün sorunlar çözülmüş olacak. İslam bütün dünyaya hakim olmuş olacak. Hepimiz mutlu ve kardeşlik içerisinde güzel bir hayat süreceğiz inşallah. Mesela güneş sembolü vardır, ay sembolü vardır masonlukta. Güneş Mehdi'nin güneş tutulması Mehdi'nin çıkış alametidir. Ay tutulması da yine Mehdi'nin çıkış alametidir. Mesela kuyruklu yıldız da bir masonik semboldür. O da yine Mehdi'nin çıkış alametidir. Kuyruklu yıldızın çıkışı. Evet. Mesela Hızır Aleyhisselam da biliyorsunuz batın ilmini bilen bir kişiydi. Hazreti Musa'nın öğretmeniydi. O aynı zamanda duvarcı ustasıydı. Ve iki dul çocuğu, bir dul kadının iki çocuğundan bahseder Kur'an. Evet. Biri İsa'ya, biri Mehdi'ye bakar bu iki öksüz çocuk. İki yetim çocuk. Çünkü Hazreti İsa'nın annesi ve babası olmayacak. Ona işaret ediyor o. Geldiğinde evet, zaten evet, biliyorsunuz zaten Allah tarafından babası olarak dünyaya geldi Hazreti İsa Aleyhisselam. Ama Mehdi'nin de Mehdi de yetimdir. Yani her ikisi de yetimdir o anlamda. Aslında Mason sembollerinin birçoğunda Mehdi'nin çıkış alametleri gizli. Onu ayrı bir kitap olarak hazırlayacağım. Great. Interesting. Wonderful. İnşallah. Evet. Hem Tevrat'tan, hem İncil'den, hem Kur'an'dan bu konuyu çok detaylı anlatacağım. Yeah, I feel fortunate to have read your writings. I really enjoy what you have to say, and I think you have some very important ideas for the world. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah Allah öyle olmasını sağlar. Yine küçük Ayasofya Camisi'ne gidelim bir ara. Yine birlikte bir namaz kılalım. İnşallah. Çok güzel oldu geçen sefer. Yes. Maşallah. Yes. İnşallah. Evet. And thank you. Thank you for giving us the opportunity to come and be here and share the information we have. Yes. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Very appreciative. It's very humbling. It's an honor. And just to come together and promote brotherhood and unity now before the kingdom comes. Thank God. Evet, ahir zamandayız, güzel bir zamandayız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani zaten 2012'lerde yine görüşeceğiz. 2021'de bambaşka bir ortamda görüşeceğiz. 2022'de de inşallah Kudüs'te Süleyman Mescidi'nde inşallah birlikte namaz kılacağız. İnşallah. That's good. İnşallah. Tamam, peki programımızı kapatalım o zaman. İnşallah.